2010 Opel Astra hatchback'le yola çıkar çıkmaz etraftakilerin bakışlarını üzerimde hissetmek ve sıkışık trafikte aracınızdan memnun musunuz diye soranlarla karşılaşmak aracın ne kadar dikkat çekici olduğunu ispatlar gibiydi. Otomobilin dış tasarımını çekici, sportif, modern ve şık olarak tanımlayabiliriz. Ford'un yeni Focus'u ve Volkswagen'in yeni Golf'ünün rakibi olarak piyasaya çıkan Opel Astra C segmentinin iddialı oyuncularından olmaya hazır. Yeni Astra bir önceki şekline göre çok daha büyük bir gövdeye sahip. Bu artış kendisini iç mekanda eskisinden daha geniş ve ferah bir alan yaratarak hissettiriyor. Geliştirilmesi sırasında sportif görünümle birlikte minimum sürtünme katsayısının elde edilebilmesi için 600 saatini rüzgar tünelinde geçiren yeni Astra, önden bakıldığında alçak ve geniş yapısıyla son derece çevik görünüyor. Insignia ile başlatılan yeni tasarım anlayışını yansıtan otomobil, LED'li gündüz farlarını da Insignia'dan almış. Yeni Astra'ya yandan bakıldığında sportif hatların devam ettiği anlaşılıyor. Yeni Astra'nın profilinde ön ve arka kısımda kelebek camlara yer verilmiş. Eğimli tavan arka kısımda spoilerle birleşerek son buluyor. Otomobilin bagaj hacmi eskisinden 10 litre daha düşük bir rakamla 370 litre. Ancak 3 farklı yükleme şekli sunan ve koltuk kombinasyonlarına bağlı olarak 1235 litreye kadar çıkabiliyor. Yeni Astra hatchback'in kokpitine girer girmez rahat ve vücudu saran sürücü koltuğu sizi karşılıyor. Kendinize uygun koltuk ve direksiyon ayarını yapmakta zorlanmıyorsunuz. Ergonomik açıdan çok önemli bir kusuru bulunmayan otomobilin ön konsolu Insignia'ya çok benziyor. Cam açma kapama düğmelerinin biraz geride ve ön konsoldaki düğme sayısının fazla ve küçük tasarlanmış olmasının dışında iç tasarımda pek bir eksisi bulunmuyor. V şekli otomobilin dış tasarımından iç mekanına kadar birçok farklı noktada karşımıza çıkıyor. Far gruplarında dikkat çeken V harfinin iç mekandaki yansımaları en bariz şekilde direksiyon simidi ve ön konsolda yer alıyor. Yuvarlak tasarımlı birimlerden oluşan sportif gösterge tablosunda yer alan Türkçe yol bilgisayarı tüm önemli bilgileri vererek görevini yerine getiriyor. Eski Astra'da büyük eleştiri alan işlevsellik 4. nesil Astra'da çözülmüş. Öyle ki otomobilin iç mekanında herkese yetecek kadar eşya gözü ve bardaklık bulunuyor. Euro NCAP çarpışma testinden 5 yıldızla ayrılmayı başaran yeni Astra'nın iç mekanındaki malzeme ve işçilik kalitesi bir üst sınıfta yer alan abiyi Insignia'ya yaklaşıyor. Test aracımızda bulunan 1.6 litrelik benzinli motor 115 beygir güç üretiyor. 4000 devir dakikada 155 Nm tork üreten motor 5 ileri manuel şanzımanla normal sayılabilecek tüketim değerlerine sahip. Aracın ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 100 kilometrede 8.3 litreyken bizim şehir içi trafiğinde elde ettiğimiz değer 9.3 litre oldu. Sıfırdan 100 kilometre hıza 11.7 saniyede ulaşan test aracımız saatte maksimum 188 kilometrelik hıza ulaşıyor. Saatte 110 kilometreden sonra motor sesi artıyor, araç 6. vitesi arıyor. Yol tutuşun bu kadar başarılı olmasında en önemli etken Watts-Link denilen özel mekanik tasarım bağlantılı arka süspansiyona yer verilmiş olması. Yanal kontrol ve dengeye olumlu katkıları olan bu sistemin çok kollu arka süspansiyonlardan daha az maliyetli olduğu da belirtiliyor. Görüş konusunda da Astra'nın zaman zaman dönüşlerde sıkıntı yaratırken arka camında dar olduğunu söylemeliyiz. Bu da geri geri giderken görüş alanını kısıtlıyor. Ama bu noktada park sensörü imdada yetişiyor. Bizim test ettiğimiz 1.6 litrelik benzinli motora sahip sport versiyonun fiyatı 45.439 lira olarak belirtilirken yeni aracın giriş fiyatı 40.283 liradan başlıyor.